İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan konuşacaktır. Buyurun Sayın Aydoğan, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Meclisin sol tarafına döneceğim ve hepiniz iltisaklısınız, hepiniz irtibatlısınız diyeceğim. Çünkü bir yasa çıkarıyorsunuz ve içine böyle sübjektif ifadeleri yerleştiriyorsunuz. Bir gün karşınıza çıkar diyoruz, çıkmaz diyorsunuz. Çıkmaması garip zaten. Bu yasayla beraber FETÖ'yle mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Türkiye'nin ne kadar muhalifi varsa, ne kadar aydını varsa, ne kadar bu toplumun geleceği üzerinde söz sahibi olabilecek yetişmiş insanı varsa tamamını harcıyorsunuz. Ama geçmişinize dönüp bakmıyorsunuz. FETÖ'cü dediğiniz gerçek FETÖ'cülerle beraber 10 yıl boyunca bu devleti her kademede beraber yönettiniz. Savunma beraber, güvenlik beraber, milli eğitim beraber, yargı beraber, binlerce insanı bu kadrolara yerleştirdiniz. Beraber bu ülkeyi yönettiniz. Sizde iltisak yok, sizde irtibat yok. Düşünen, aydın, bu ülke için her türlü özveride bulunan tabipler iltisaklı, öyle mi? Cevher gibi yetişmiş Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel iltisaklı, siz tertemizsiniz. İstanbul Üniversitesi'nin büyük oy farkıyla tercih ettiği, rektör olarak tercih ettiği kişiyi atamayacaksınız. Onun yerine alakasız bir insanı atayacaksınız. Sonra ilk 500 üniversitenin içine giremediniz diye dert yanacaksınız. O iltisaklı olacak, siz burada oturacaksınız, öyle mi? Bir de döneceksiniz, bu meslek kuruluşlarına saldıracaksınız. Anayasanın 135. maddesini yok sayacaksınız. Bu meslek kuruluşlarının üyelerinin birbiriyle olan ilişkilerini ve demokratik anlamda o kuruluşlar kanalıyla yaşamlarını yönlendirmesini hiçe sayacaksınız. Bu meslek kuruluşlarının elindeki yetkileri almaya kalkacaksınız. Türk Tabipler Birliği terörist olacak. Türk Tabipler Birliği gereksiz olacak. Türk Tabipler Birliği 80 bin küsür tabibi temsil etmeyecek. Siz hiç kimseye sormadan bu yasayı getireceksiniz, burada çıkarmaya kalkacaksınız. Dışarıda hekimler bağıracaklar, eylem yapacaklar, çatıya çıkacaklar. Kendilerini neredeyse yakacak hale gelecekler. Sonra da munis munis bu yasada yaptığınız değişikliği de çok güzel bir şeymiş gibi anlatacaksınız. Dünyanın var olan bütün normlarını yok sayacaksınız. Birleşmiş Milletler'in uygulamalarını yok sayacaksınız. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yok sayacaksınız. Anayasayı yok sayacaksınız. 48. 49. maddesini, çalışma özgürlüğüyle alakalı maddeleri yok sayacaksınız. Anayasanın 2. 8. 9. 11. 12. 38'e 4, 138, 135 bütün maddelerini yok sayacaksınız. Geleceksiniz, bunu bize burada anlatacaksınız, öyle mi? Herkes bilir ki çalışma hakkı yaşama hakkıyla bitişiktir. İnsanlar onurlarını koruyacak şekilde kazanmak ve yaşamak durumundadırlar. Birleşmiş Milletler'in evrensel olarak koymuş olduğu ilke budur. Bu ilke sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Suçluyorsunuz insanları idari kararlarla. Bir yargı kararı olmaksızın uğraşın diyorsunuz. Yargı yerine geçiyorsunuz. Anayasanın 9. maddesini de hiçe sayıyorsunuz. Sizi bağlayan hiçbir şey yok. Bu yasayı buradan geçireceksiniz. Biz de buna müsaade edeceğiz. Hiç düşünmüyor musunuz? Bu ülkenin bir anayasası var. Bu anayasayla kurumlar arası ilişkiler düzenlemiş. Bu yasama kurumunu da bağlıyor bu anayasa. Bu yasama kurumu bu anayasaya uygun yasalar yapmak mecburiyetindedir. Hekimleri aç, susuz, sefil bırakacak bir yasayı yapma hakkını nasıl kendinizde görüyorsunuz? Az önce size saydım. Anayasada sosyal devlet ilkesi var. Anayasada hukuk devleti ilkesi var. Anayasanın üstünlüğü tarifi var. Siz elinizi kaldıracaksınız bir grup insan. Burada bütün partiler buna muhalif olacak. Bu yasayı getireceksiniz, geçireceksiniz. Sonra da mutlu mutlu buradan ayrılacaksınız. Bir önceki Atip dedi ki, İYİ Parti grubu adına, bir yıl sonra değiştireceğiniz yasayı yapmayın. Bana göre hiç uygulayamayacağınız bir yasa yapıyorsunuz. Bir süre sonra birbirinize düşeceksiniz. Birbirinizi iltisaklı diye içeri alacaksınız. Ben sizi uyarıyorum. Komisyonda da uyardım. Bu yasayı yapanlar dikkat etsinler. Yasa yapıldıktan sonra tabancadan çıkmış mermiye döner. Geri dönemezsiniz.
İltisakla en fazla suçlanacak adam sizin içinizde var. İl, ilçe teşkilatlarınıza bakın. Bugüne kadar beslediğiniz kadrolara bakın. O kadroların içinden çıkar bunlar. Bu ülkenin aydınlarını, entelektüellerini yemek için yaptığınız yasa bir süre sonra sizi yemeye başlar. Ama bir şeyi unutmayın. McCarthy döneminde anlayın Sayın Aydoğan. Kıcı iktidarın, hiçbir totalist iktidarın böyle bastıra bastıra getirmiş olduğu yasalar ila nihaya kalmamıştır. Size 12 Eylül rejimini anlatırım. Hatırlatırım. Size 28 Şubat sürecini hatırlatırım. Size bundan önce çeşitli kavramlar üzerinden bu toplumda aydınlara, entelektüellere yapılan baskıları hatırlatırım. Bir gün bu baskıların süjesi olarak tarih sizi çok kötü anacak. Öyle parmak kaldırdılar, işini yaptı, gittiler demeyecek. Bu ülkenin aydınlarını, entelektüellerini, düşün sermayesini yiyen adamlar olarak anılacaksınız. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Aydoğan. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir.